Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 19-25 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş 23 Ekim'e kadar terazi burcunda 23 Ekim'den itibaren de artık akrep burcuna geçiyor. Bu hafta doğan tüm akrep burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, bu hafta Mars retrosunu devam ettiriyor ve Merkür sizin burcunuzda geriliyor. E, tüm bunlar olurken Mars Jüpiter'le bir kare açı yapacak. Hafta başında Başak Burcu'ndaki Venüs'ün yine Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. Hareketli bir hafta. Zaman zaman tabii ki Merkür Retrosu, Mars Retrosu bizi enerji olarak etkiliyor. Biraz günlük hayatımızda kısıtlamalar hissediyoruz. Bir şeyleri yapmak istiyoruz, yapamıyoruz. Sanki hep böyle bir tıkanıyor. Bir harekete geçmekte zorlanıyoruz. Aslında biraz da beklemekte fayda var. Yani çok da acele etmeyelim. Hani bu hafta Mars'ın Jüpiter'le yapacağı açı bu acele ve düşünmeden yapılacak hareketlerin gereksiz fevri davranışların biraz zarar getirebileceğini işaret ediyor. Çok abartılı davranışlar olabilir. Çok fazla böyle özgüvenle harekette bulunabiliriz ama sonuç almakta zorlanabiliriz ya da işler daha da bir karışık hale gelebilir. Bu enerjisel anlamda bu hafta dürtüsel davranışlara dikkat etmek gerekiyor. Parasal konularda da bu şekilde e, ilişkiler bakımından da fiziksel hareketlilikler bakımından da yine daha dikkatli, temkinli olmakta fayda var. Pazartesi ve Salı ay yay burcunda olacak. E, biraz hafta başı para konularına odaklanmaya başlıyorsunuz. E, belki ödemeleriniz var, fatura işleriniz var, muhasebe işleri var. Yine para kazanmak için faaliyetler ön planda yatırımlarla ilgili çalışmalar olabilir. Yani pazartesi ve salı daha fazla parayı düşünüyorsunuz. Mal varlıklarınız, kazançlarınız, gelir gider dengeniz. Belki bazı alışverişler yapacaksınız ya da ödemeler yapacaksınız. Bunları gündemde tutabiliriz. Çarşamba Ay Oğlak burcuna geçecek. Cuma öğleden sonraki saatlere kadar hareketleniyoruz. Biraz böyle çevremizdeki kişilerle daha fazla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Haber trafiği artıyor. Çok da verimli olabilir çarşamba ve perşembe günleri. Çünkü Venüs'ün de Oğlak burcundaki Jüpiter'le güzel temasları var. Ee, bu görüşmelerimizin, konuşmalarımızın, toplantılarımızın, belki bazı ticari faaliyetlerimizin istikrarlı olabileceğini de işaretçisi. Eğitimle ilgili konularda da yine daha rahat ilerleyebiliriz. Yakın çevremizdeki kişilerle de bazen kardeşimizdir o, bazen komşumuzdur. Hani bir sorun varsa hani geçmişten devam eden gelen bir sorun var çözmeniz gereken bu hafta bunu çözmek için önemli fırsatlar çıkabilir karşınıza değerlendirmeye çalışın belki de çok pratik bir çözüm bulacaksınız sevgili Akrepler evet bu hafta Cuma öğle saatlerinde ay artık Kova Burcuna geçecek hafta sonu da ay Kova Burcunda hafta sonu enerjiler biraz ev ve ev ve yuva alanlarında odaklanabileceğinizi işaret ediyor. Demek ki bu hafta sonu sakin geçirmek isteyeceğiz. Belki dinlenmek isteyeceğiz. Evdeki işlerimize ilgileneceğiz ya da ailemizle birlikte bazı programlar yapacağız. Ev içerisinde, aile içerisinde aileyle birlikte yapacağız bazı toplantılar da olabilir. Bazı kutlamalar da olabilir tabii ki. Sevgili akrepler. Artık 23'ünden itibaren güneş sizin burcunuzda parlamaya başlıyor. Kasım ayı sizin ayınız. Burcunuzda bir yeni ay doğacak, güneşin enerjisiyle yaşam enerjiniz de artacak, özgüveniniz de güçlenecek ve belki hayatınızda yeni olasılıklar, yeni başlangıçlar, yeni girişimler de önümüzdeki ayla beraber gündeme gelecek sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.